yola çıkarak kendi hayatımızdaki yansımalarına bakmaya çalışacağız. Bazen bu ayete emanet ayeti de denir. Bu anlamda belki çoğumuzun kısmen duyduğumuz bir anlamı var. Özetle biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve korktular. İnsan yüklendi, o çok zalim ve cahildir manasında. Burada bir incelik olduğunu düşünüyorum. Yani bir emanet kavramı var, bir de yüklenme kavramı var. Allah bir emaneti teklif ediyor. Yani yerlere, göklere, dağlara. Aslında bu şu demek, bütün varoluş alemine bir emaneti teklif ediyor. Fakat bir kısmı o emaneti yaşanması sürecinde, yani o emaneti kabul durumunda diyelim, o emaneti kabul durumunda oluşabilecek yüklenme halinden kaçınıyorlar. Yani ne demek yüklenme? Bir şeyin emanet olduğu bilincini unutup onu kendine ait zannedip o yükü taşıma haline düşmekten kaçınıyorlar. Böyle de anlaşılabilir aslında. Yani emanetin emanet olduğu bilincini unutup onu kendilerininmiş gibi algılamaktan kaçındılar. Çünkü o aslında büyük bir yüktür aslında. Biraz sonra belki bunu açacağız. Fakat insan o emaneti kabul etti. Fakat o işte dağların, yerin ve göklerin çekindiği şeye de düştü. Yani emanet bilincinden mülkiyet bilincine düşüverdi. Mülkiyet bilinci ise büyük bir yük ve büyük bir yüklenmedir. Dolayısıyla da neden böyle oldu? Çünkü orada bir zulüm veya cehalet veya daha doğrusu ikisi de söz konusu. Bir İslam bilgesinin sözü vardır. Der ki, varlık yükü ağırdır, sen bu yükü taşıyamazsın. Varlık yükü ağırdır, sen bu yükü taşıyamazsın. Zaten taşımamız da istenmiyor aslında. Yani taşıyalım diye verilmemiş böyle bir şey. Varlık kime ait? Yaradan'a ait. O bizde ne olarak duruyor? Emanet olarak duruyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Onu kendimizi zannedip sonra da diyoruz ki ben ne yapacağım? Mesela ben bu hayatla ne yapacağım? Hayat kimin hayatı? Onun verdiği bir hayat. O sana emanet edilmiş bir hayat. Ama sen ne yaptın? Dedin ki benim hayatım. Ne yaptın? Yüklendin bunu. Yüklenince ne oldu? Yükün zahmetini çekmeye başladı. Dolayısıyla varlık, hayat, ilim, sevgi, merhamet, şefkat, bütün bunlar aslında bize bir emanettir. Mesela biz bazen yaşarız değil mi? Böyle ilişkilerimizde işte anne, baba, çocuk ilişkisi olsun, arkadaşlık ilişkisi olsun, eş ilişkisinde olsun. İşte böyle bir problem olur. Mesela taraflardan veya ikisi de şey derler yani. Şimdi ben boşuna mı sevdim? Boşuna mı bu kadar emek harcadım? Boşuna mı bu kadar fedakarlık yaptım? Ne bu şimdi? Sevgi emanet miydi? Yoksa senin mülkün müydü? Sen onu bak, Allah sana o sevgiyi verdi. O şefkati verdi, o merhameti verdi. O fedakarlık hissini verdi. Bunlar ne olarak sana verildi ama? Emanet olarak verildi. Ama sen ne yaptın? Onları kendinin zannettin. Onları yüklendin. Onların da yükünü çekmeye başladın. Sonra da ne oldu? Bu sefer o sevgiyi kendine mal ettiğin için, fedakarlığı kendine mal ettiğin için bu sefer onun
ceremesini çekiyorsun. Diyorsun ki ben boşuna mı sevdim? İşte kimseyi sevmeyeceksin. Kimse hak etmiyor. Kimseye fedakarlık yapmayacaksın. Ne bu şimdi? Karşılığa dönüştürme hocam. Tabii. Yani. Çünkü neden? Çünkü sen onu bir emanet olarak artık algılamıyorsun. Halbuki o sana emanetti. En fazla şunu söyleyebilirsin. Rabbimin bana verdiği sevgi, merhamet, fedakarlık, akıl, bu gibi emanetleri acaba ben bana emanet edenin rızası istikametinde kullanıyor muyum? Onun rızası istikametinde mi kullanıyorum? Yoksa rızasının olmadığı bir istikamette mi kullanıyorum? Rızası istikametinde kullanıyorsam çok şükür, şükrederim. Rızası istikametinde kullanmıyorsam tövbe istiğfar edelim, rızası istikametinde kullanmaya başlarım. Ama emaneti nasıl kendime ait görebilirim ki? İşte yerlerin, göklerin ve dağların çekindiği şey bu ihtimaldir. Hani bazen olur ya böyle güzel bir sözdür bizim kültürümüzde. Mahkeme kadıya mülk değildir denir. Mahkeme kadıya nedir? Emanettir. Ama bazı kadılar, yani bazı hakimler diyelim günümüzde, mahkemeyi, yani hüküm vermeyi kendi mülkleri zannederler. Kendine ait. Kendilerine ait bir hükümranlık alanı zannederler. Halbuki orada sen hakim-i mutlakın rızası istikametinde hüküm vermek noktasında bir emanetçisin. Dolayısıyla bakın, biz yani bu ayette aslında neyi hatırlamalıyız? Bizde olan şeylere emanet nazarıyla mı bakıyoruz, mülk nazarıyla mı bakıyoruz? Ya da zaman, benim zamanım mı? Yoksa Allah'ın bana emanet ettiği bir zaman mı? Mesela işte benim zamanım çok kıymetli mi diyorum? Yoksa Allah'ın bana verdiği zaman kıymetli, onun rızası istikametinde mi kullanayım, kullanmalıyım diyorum? Yoksa benim zamanım, dolayısıyla da benim zamanım çok kıymetli deyip böyle sanki o zaman benimmiş gibi hareket ediyor muyum? Nasıl bakıyorum? Dolayısıyla kutsal metinlerin insana hatırlattığı şey emanet şuurudur. Emanet şuuru zahiren egonun hoşuna gitmez. Sanki böyle her şey bana emanet, bir nevi şey der benlik yani. Peki benim olan hiçbir şey yok mu? İlla kendinle olan bir şey arar. Yani küçük de olsa, hani deyim yerindeyse 2 metrekare de olsa bir yere benim diyeyim. Yani dikili bir ağacım olsun, bu da benim ağacım diyeyim diye şey yapar. Ve sürekli bir o emanetten bir ufak bir parça almak ister. Cehaleti nedeniyle. Halbuki emanet bilinci seni gerçekten hem özgür kılar hem huzurlu kılar. Mülk bilinci zahiren bir kazanımdır. Dersin ki bu benim. Şu benim, bu benim. Bir mülk şeyi vardır, algısı vardır. Bu zahiren egoya bir geçici tatmin verir. Ama hakikatte büyük bir yüktür. O yüzden yine bir İslam bilgesi der ki, ey insan, sen Allah'ın mülküsün. Bak, kendine ait değilsin. Modern felsefe, modern anlayış bize neyi aşılıyor? Sen sana aitsin. Bedenin sana ait, her şeyin sana ait. Sen sana aitsin. Sana kimse karışamaz. Allah bile karışamaz. Onun da bir haddi olur yani, bir sınırı vardır diye, değil mi? Bizi böyle bir şey noktasına getiriyor yani. Allah niye karışıyor bana dercesine böyle bize bir kibir vermeye çalışıyor. Yani ne diyor aslında? Sen sana aitsin. Sınırsız bir özgürlük gibi oluyor. Evet. Yani bize sen kendi sahibinsin. Kendinin mülkü sahibisin. Sana ait bu her şey. Sende olan her şey sana ait. Dolayısıyla da dilediğin gibi kullanabilirsin. Bunun karşısında kadim öğreti, hakikat bize ne diyor? Sen bile sana ait değilsin. Bu gördüğün her şey de Allah'ın mülküdür. Sen de Allah'a aitsin. Sen kendine emanetsin deyim yerindeyse,
Her şey de bir sana emanettir. Hiçbir şeye mülk nazarıyla bakma. Yani bu sadece şey değil ama hani dünyadaki dışsal şeyler değil sadece. Çünkü bakın aslında en büyük tuzak insanın kendim dediği şeyle ilgilidir. Yani çok defa demiyor muyuz böyle varlık sancısı? Ya niye varlık sancısı çeker ki insan? Değil mi? Niye varlık sancısı çekiyorsun? Çünkü varlığına bir emanet nazarıyla değil, mülk nazarıyla bakıyorsun. Benim varlığım ne olacak diyorsun. Ben ne olacağım diyorsun. O yüzden işte o bilge diyor ki, varlık yükü ağırdır, sen o yükü taşıyamazsın. Kimse de taşıyamaz. O yük zaten sana yüklenmemiş. Sana öyle bir yüklenmemiş. Hani zahiren bile bakın, hani bedenimiz bize mülk verilseydi, biz onun ne kadarını şey yapabilirdik ki, yönetebilirdik ki değil mi? Yani kalbi mi yönetecektin, böbrekleri mi yönetecektin, neyi yönetebilir, hangi hücreyi yönetecektin? Bak hepsi emaneten verilmiş. Hepsi bir emanet. Sadece küçük bir şey, bak bu emanette sana iradi olarak da bazı şeylerin idaresini veriyorum. O da emaneten verilmiş bir şey. Sen kendini mülk sahibi zannetme. Çünkü zahiren mülk sahibi olduğunu zannedip aldatıcı bir tatmin yaşayacakken ama aynı zamanda da büyük bir yük yükleneceksin. İnsan bu yükü aslında taşıyamaz. Zaten taşımak istediği için bu kadar sıkıntı çekiyor. Mesela bakın çocuğa, bebeğe. Değil mi? Hiç varlık yükü var mı bebeğin? Hasta oluyor, bir şey oluyor, öle de bilir değil mi? Hiç varlık yükü var mı? Sonra bir yaşa geliyorsun, yükleniyorsun. Emaneti yükleniyorsun. Diyorsun ki ne olacağım? Ben ne olacağım? Yalnız mı kalacağım? Öyle mi olacağım? Böyle mi olacağım? Kendimi gösterebilecek miyim? Bu dünyada bir iz bırakabilecek miyim? Sonum ne olacak? Neden? Çünkü emaneti yüklendin. Bakın emaneti yüklenmeyeceğiz. Emaneti emanet olarak kabul edeceğiz. Emaneti yüklendin mi? Zalim ve cahilliğinden dolayı yükleniyorsun. Aynı zamanda da o yüklenme kendi kendine de bir zulüm ve cehalete dönüşüyor. Onun için insan emanet şuuruna sahip olduğunda bütün yüklerinden kurtulur. Mesela benim çocuğum dediğinde bak bir emaneti mülk edindi. Değil mi? Emaneti mülk edindi. Sonra onun yükünü çekmeye başlarsın. Halbuki o bir emanettir. Yine sana emanet edilen sevgi, şefkat, merhamet, sahiplenme, terbiye etme imkanlarıyla o emanete emanet sahibinin rızası istikametinde muamele edersin. Bu kadar. O zaman hiçbir yükün altında kalmazsın. Yani biz bakın ne oldu, ne yapıyoruz? Bir bakın, yaşayan her insan bir yükün altında değil mi? Hani yüklendi, evet işte hepimiz bir yükün altındayız yani. Şöyle bir baktığımız zaman kendimize, hepimiz böyle bir yükün altındayız. Derin derin bir şeyleri düşünüyoruz. Çünkü yüklenmişiz. Yüklendiğimiz için de kendimizi zulmediyoruz. Onun için eski sufi metinlerinde vardır. İşte bir sufiye sorarlar, ne yapıyorsun? Emaneti gezdiriyorum. Ne güzel değil mi? Emaneti gezdiriyoruz. Emaneti yüklenmiyoruz. İşte ne zaman öleceğim? Ne olacak? Niye yükleniyorsun ya? Seni bu dünyaya gönderen dilediği zaman da bu dünyadan alacak. Sen niye kafanı buna takıyorsun? Niye bununla kafanı meşgul ediyorsun ki? O yüzden emanet kıymetli bir şeydir. Fakat emaneti emanet bilinciyle
neyin yerindeyse korumak veya emanet bilinciyle ona bakmak, o idraki korumak kolay bir şey değil. İşte göklerin, yerin ve dağların çekindiği şey buydu. Yani tamam, bize emanet şey yapılıyor, teklif ediliyor ama yani biz bu emaneti ya yüklenirsek, yani emanetin emanet olduğu şuurunu kaybedip, unutup, ya yüklenip bunu mülk zannedersek, o çok tehlikeli bir şey olur. O yüzden çekindiler. Ha, insan emaneti aldı. Bakın çocuk, değil mi? Çocuk emaneti alıyor. Varlık yükü var mı bebekte? Yok. Ama bir yaşa geliyoruz, yükleni veriyoruz. Yüklendiğimiz andan itibaren o bizim için bir probleme dönüşüyor. İşte tekrar o fıtri hale dönmemiz lazım. Ben benim sahibim değilim. Ben bana ait değilim. Ben malikül mülk olan Allah'ın mülküyüm. Ona aidim. Bende olan her şey, ben bilinci dahil, emanettir. Ve ben bu bilinçle yaşamayı tercih ediyorum. Böyle bir emaneti kendiminmiş gibi yüklenmiyorum. O zaman kendi kendimize yüklediğimiz varlık yükünden azat olacağız. Aslında insan kendi kendini tutsak ediyor. Yani zahiren ben bana aidim demekle sanki bir özgürlük kazanıyor, sanki bir şeye sahip olmanın özgürlüğünü kazandığını zannederken aslında sahip olduğunu zannettiği şeyi aslında idare edemez. Mesela düşünün, bu hayat benim diyorum. Bu hayatı ben zaten var etmedim. Peki bu hayatı koruyabilir miyim? Koruyamam. Mutlak olarak koruyamam. Canlılığım, güzelliğim, yakışıklılığım, aklım, hiçbiri bana ait değil. Bana emaneten verilmiş. Ama o bana ait dediğimde bu sefer neyin yükünü taşımaya başlıyorum? Onu korumanın yükünü. Onu devam ettirmenin yükünü. İşte insan gençliğini koruyamıyor. Sana kim korumanı söyledi ki zaten? Değil mi? İnsan ölüyor. Zaten sana kim ölme dedi ki? Nereden çıkardın ki bunları? Tabii nereden çıkardın? Yüklendin mi sen? Farkında değilsin. Yüklendin. İşte benim bedenim dedin, benim hayatım dedin, benim varoluşum dedin. Sonra da bakın ne diyoruz? Acaba biz Allah'a kavuşacak mıyız falan diye bir de onun şeyini duyuyoruz. Yani Allah bize ne diyor, biz neyin hikayesini yaşıyoruz. Allah diyor ki senin varlığın benden. Neden? Bunu ben sana emanet ettim. Dolayısıyla bağlantısı kimle? Allah'la. Sen o zaman niye bu kadar kendinle ilgili acaba Allah'a vasıl olabilecek miyiz? Ona ulaşabilecek miyiz diye niye dert ediyorsun? Bak araya niye böyle bir sahte bir benliği koyuyorsun? Sanki varlık senin de. İşte bakalım ne bileyim işte Allah'a ulaşabilecek miyiz falan diyorsun. Çekil o aradan. Zaten ona aitsin. Neyin gerilimini, neyin kaygısını duyuyorsun ki? Onun için bu ayet çok anlamlı, çok önemli bir ayettir. İnsanın kendine zulmetmemesi lazım. Ha, o fıtri bilinci unutmamız oradaki ayetteki bir anlamda zulüm kavramı. Yani zulüm bir şeyin karanlık kalması veya bir şeyin karanlık hali anlamına da gelir. Zulmet, nurun zıttıdır. Yani emanet bilincinin ışığından biz mülk algısının ve zannının zulmetine düşüyoruz. Emanet bilincinin irfanından mülk zannının
cehaletine düşüyoruz. O yüzden Allah'ın bizi aslında burada hatırlatmada bulunarak çıkarmak istediği nokta nedir? Mülk zannının, yani bir şeye sahip olduğun zannının, bu sadece dıştaki bir şey değil, kendin de dahil. Mesela benim hayatım dediğimde hayatın sahibi olan Allah'ın bana emanet ettiği hayata mülk nazarıyla bakıyorum. Benim hayatım ne olacak? Ben ne olacağım? Pardon hocam, mesela şu ayeti de o zaman iyi anlamıyoruz herhalde. Hani çok sloganik anlamda kullanıyoruz cenazelerin arkasından. Ondan geldi yani, ona dönüyoruz. Evet. Yani ondan geldi sizin tabirle. Zaten ona aitiz. Yani biz kendi irademizle gelmedik. Dönüş de kendi irademizin dışında, yine ona dönüyoruz. İstesek de istemez. Evet, yani zaten hani tabii egoda şöyle bir şey var. Yani, ama ben irade edeceğim. Bak, iradeyi bile şey yapıyoruz. Bak, benim iradem ama falan. Niye Allah beni zorlar veya işte... Ya bak, sana irade etmeyi emanet etmiş. İrade edebilme kabiliyetini vermiş sana, emanet etmiş. Yoksa senin orada benim iradem, Allah niye bana sormadı? Ya sen diye bir şey yoktu zaten. Bak, sana varlık hali verdi, irade etme becerisi verdi. İrade de onun emaneti. O emaneti kullanma imkanı da verdi. Bakalım, onun rızası veya hakikatin istikametinde mi kullanacaksın, yoksa gafletin istikametinde mi kullanacaksın? O yüzden bakın, bu kadar büyük bir yük yüklenip aslında bunun altında kalmak insanın kendi kendine yaptığı bir zulümdür. Onun için bir şeye yüklenmeyin. Yani ne anlamda? Hiçbir şey sizin mülkünüz değil. Mülkünüz zannederseniz yükünü çekmek zorunda kalırsınız. Bakın, dikkat edin. Bir çocuk mesela bir şey diyelim ki yapamadı. Hani mesela kalktı, yürüyemedi. Ya demiyor ki, niye yürüyemedim? Yürümeliydim. Yok yani. O anki ona verilen imkanı kullanıyor. Ama orada bir benlik yok yani. Yürümeliyim. Daha becerikli olmalıyım. Bakın, orada ne yapıyoruz biz? Hayali bir ben, hayali bir kimlik, hayali bir kendilik bu sefer üretip bazen onun yükünü çekiyoruz. Yani bir şey kuruyoruz. Buna kurgusal benlik diyebiliriz, fantastik benlik diyebiliriz işte. Ben şöyle olmalıyım. Mesela bir şey düşünün, bir mevsimlik bir bitkinin ben mevsimlik değil, asırlık olmalıyım demesi gibi bir şey. Kendisine verilen şey, imkan, varlık noktasından kendisine verilen imkan o. O mevsimlik bir bitki. Bakın, bundan rahatsız oluyor mu? Hayır. Onu yaşıyor. Demiyor ki ben niye mevsimlik bir bitkiyim, öbürü asırlık. Değil mi? Ama insan zihni ne yapıyor? Kıyaslama yapıyor. O niye öyle de ben böyleyim? Bakın, bütün bunlar aslında yükün sonucunda oluşan şeyler. Bu yükleri taşımaktan kaynaklanan şeyler. O yüklenen benlik algısını fark etmeliyiz. Çünkü yüklendiğinizde zihniniz hem geçmişe hem de geleceğe aşırı bir biçimde gider. Mesela geçmişe bakarsınız, hoşunuza gitmeyen bir şeyler olmuşsa dersiniz keşke bunlar olmasaydı. Niye yükleniyorsun? Öyle olmuş. Öyle bir ailede, öyle bir ortamda, öyle şartlarla karşılaşmayı Allah murad etmiş. Niye şey yapıyorsun ki? Bak, ama bir benlik ortaya çıkıp diyor ki,
Ama ben böyle değil de şöyle istiyordum. Yani biri sana bir şey emanet etse, sen şöyle der misin? Ya bana şunu emanet ediyorsun ama hani şöyle bir şey değil de başka bir şey emanet etsen olmaz mıydı der misiniz? Yok. Emaneti kabul edersiniz yani. Neyse o. Veya gelecekle ilgili. Gelecekle ilgili türlü türlü hikayeler üretiyoruz. Ne olacağım? Ne olacağım? Ne yapacağım? Ne olursa o olacak. Sen şu anda sana emanet edilmiş olan şeyleri, aklı, bilinci, şuuru, anlayışı, idraki, merhameti, farkındalığı emanet sahibinin rızası istikametinde kullan. Bu kadar. Bu kadar. Nokta. Her an o halde ol. Tabii zaten bu yani ancak. Diğerleri kulluk bilincinin biraz gölgelenmiş hali. Gölgelenmiş hali. Yani bu ayet aslında işte bize gerçek anlamda kulluk, ibadet, Allah-insan ilişkisi bütün bunları aslında açıklayan bir ayet. İnsanın kendi varoluşuyla ilgili tedirginlik duymasına, kaygılanmasına gerek yok. Tek dikkat etmemiz gereken şey, bize verilmiş olan emanetin farkında mıyız? Çünkü bazen o tuzağa da insan düşebiliyor. Hani sana bir şey emanet edilmiş ama sen onun farkında değilsin. Sana bir akıl, merhamet, kabiliyet, yetkinlik, imkan emanet edilmiş. Ama sen onu olduğundan daha az zannediyorsun. Veya hiç yok zannediyorsun. Bu da emanete karşı daha başka türlü, daha başka bir yerden bir haksızlık olmuş oluyor. Bunu somutlaştırabiliriz. Yani, tabii somutlaştırabiliriz. Mesela diyelim ki bir zorlukla karşılaştın ama diyorsun ki ben bu zorlukla baş edemem. Mesela bir çocuğun vefat ediyor veya diyelim ki ebeveyninden biri vefat eder. Veya diyelim ki sana emanet edilmiş olan bir maddi imkanı Allah alır diyelim. Sen ne dersin? Ben bu durumla baş edemem. Dersin ki bu beni çok yıktı. Veya diyelim ki insanlar seni umursamıyor, yok sayıyor. Herkes sana yetersiz, aptal muamelesi yapıyor. Veya varoluşuna karşı duyarsız davranılıyor. Sen ne diyorsun bu gibi durumlarda? Diyorsun ki ben bununla baş edemem. Halbuki Allah sana bununla baş edebilecek aklı, idraki, kavrayışı vermiş. Ama sen onu göremiyorsun, göremediğin için de baş edemeyeceğine inanıyorsun. Veya örnek, geçmişte bir hata yapmışsın, bakın hatayı da bir nevi mülk edinmemek lazım. Bir hata yapmışsın, nefsine bir mağlubiyet halinde bir hata yapmışsın. Şimdi bakın orada ben hatalıyım dediğinde, ben suçluyum dediğinde ne yaptın? Yüklendin ve bütün varlığını onun altında bıraktın. Sana verilen imkanı onun altında bıraktın. Bakın bu da bir tuzaktır. Adem bir tuzak. Örnek olabilir mi hocam? Tabii. Adem yüklenmedi. Farkına vardı. Yani, evet. Şeytan yüklendi. Evet yani şeytan aslında orada o hata ile kendini özdeşleştirdi. Onun özdeş olduğu için de ayrışamıyor. Ya geçmişi değiştirmesi lazım, yani tekrar filmi geriye sarmak lazım. Ya da onu kendiyle özdeşleştirip o istikamette
ne artık nereye giderse gitsin. Orada artık devam etti o isyanı. Halbuki Adem ben nefsime zulmettim. Bakın dikkat edin. Yani ben suçluyum değil. Evet. Benden gözüken bir hata zuhur etti. Ama bakın ben kötüyüm, suçluyum değil. Nefsime zulmettim. O yüzden peygamberin bir sözü var, yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir insan ben kötüyüm demesin yani. Bu mealde bir hadistir. Ben kötüyüm demesin. Çünkü bak ne yapıyorsun ben kötüyüm dediğinde bütün varlığını Allah'ın en güzel kıvamda yarattım dediği varlığını kötülükle sıfatlandırıyorsun. Hepsini kötülükle sıfatlandırıyor. Bu şuna benziyor. Bir kişinin bedeninde bir hastalık var. Ben maalesef aynı şeyi kullanıyoruz değil mi? Ben hastayım. Ya bedenimin bir yönünde bir hastalık var değil mi? Ben hastayım mı diyorsun? Önce bir kere sen hasta değilsin, beden hasta. Aynı zamanda bedenin tümü hastalığın bir bölümü hasta. Değil mi bakın? Ama ne yapıyorsun? Ben kötüyüm dediğinde, ben suçluyum dediğinde bütün varlığını geçici bir durumu altında hapsediyorsun. Bu yanlış bir şeydir. Bu da insanın bir başka türlü kendine zulmetmesidir. Bu da emanete karşı bir zulümdür. Sen, Allah seni kötülükten ibaret mi yaratmış, ben kötüyüm diyorsun. Hani bazen olur ya böyle, maalesef günümüzde böyle bazı genç kızlar görürüz. İşte burnu hoşuna gitmeyen bir şekildedir diye kendince. Böyle aynaya baktığında bir tek burnunu görür. Ben çirkinim. Bir sivilce çıkar, ben çirkinim. İşte bu ne kadar garip bir şey değil mi? İnsan dışarıdan baktığında aslında oradaki gafleti fark ediyoruz yani değil mi? Sen bak ne yaptın? İşte burnun senin hoşuna giden şeyde olmadığı için veya küçücük bir sivilce çıktığı için ben çirkinim diyorsun. Bu nasıl bir şey? Sen Allah'ın birçok güzellikle, birçok nitelikle, birçok ne diyelim hani güzellik, estetik, uygunluk noktasında yarattığı bir bedene bütünüyle çirkinlik atfediyorsun. Tıpkı bunun gibi insan hatasına da aşırı bir biçimde gömülüp ben kötüyüm dememeli. Yani bütün varlığını o hatanın, kusurun, günahın içine gömüp kendini boğmamalı. Bazen insan bunu yapabiliyor. Bu da kendimize yaptığımız büyük bir zulümdür. Allah'ın geçmişte yaptığın bir hatadan dolayı seni affetmiş olmasına rağmen sen bakın sahte bir benlik nedeniyle kendini affetmiyorsun. Çünkü ne diyorsun? Ben hata yapmamalıyım. Bunu sen yani daha doğrusu yani ben hata yapmamalıyım. Ben nasıl böyle bir şey yaptım diyerek aslında ne yapıyorsun? Kurgusal bir benlik ürettim. Ben hata yapacak biri değilim diyerek kurgusal bir benlik ürettim. O hayali benlik ile kendi kendini dövüyorsun. Yani kurguladığın bir benlik algısıyla kendine karşı yargıçlık yapıyorsun. Ceza kesiyorsun. Mesela diyorsun ki ya ben Allah'ın merhametini hak etmiyorum. Ben Allah'ın yardımını hak etmiyorum. Nereden çıkardın bunu? Bak her şeyi kendi kafana göre kuruyorsun. Ya bir Allah'a bir bırak ya. Emaneti bir bırak Allah'a. Nereden çıkarıyorsun ben hak etmiyorum? Allah'ın öyle bir ifadesi mi var? Yok. Nereden çıkardın o zaman bunu?
Bak kurdun böyle bir şeyi. Hayali bir benlik yüklendin bu sefer. Bakın o tamamen spekülatif bir benlik. Hayali bir benliği kendin zannedip onun üzerinden kendine bu sefer yükleniyorsun. O yüzden emanet bilincin çok yüksek bir özgürlük bilincidir. O yüzden bir sufi, bir veli, ne dersek diyelim, bir kamil insan, bir hakiki iman sahibi bir insan, hakiki bir kul huzurludur. Kendi kendinin yükünü taşımaz. Ne olacak benim halim demez. Çünkü sahibi var. Çünkü maliki var. Bakın benzer bir şeyi biz alem hakkında da şey yapıyoruz. Ya işte bu insanlığın hali ne olacak? Bu dünya ne olacak? Sen Allah'ın sana verdiği imkanı, sana emanet ettiği imkanı onun rızası istikametinde kullan, mülkü sahibine teslim et. Sen niye mülkün yükünü çekiyorsun? Ne olacak bu insanlık? Ne olacak bu dünya? Sen sana emanet edilen şeyi onun rızası istikametinde kullan, bu kadar. Fuzuli karışma ve karıştırma. Mülkü sahibine teslim et, yükünü çekme. Mesela Allah sana bir çocuk vermiş. Bu çocuk ne olacak? Ne bileyim ne olacak? Kimin o? Allah'ın. Sen necisin orada? Emanetçisin. Allah'ın sana emanet ettiği aklı, şuuru, idraki, maddi manevi imkanları Allah'ın razı olduğu istikamette kullan, çocuğuna bunu yansıt. O çocuğun ne olacağı seninle, senin ilgileneceğin bir şey değil. Bunu ayırmazsak bu sefer başka türlü bir yükün altında kalıyoruz. Allah'ın yüklemediği bir şeyle kendimizi yoruyoruz, kendimize eziyet ediyoruz. Ama bakın dikkat edin, bu asla bir umursamazlık, bir boş vermişlik, bir meme lazımcılık, bir banenecilik değildir. Bakın tekrar ediyorum, Allah'ın emanet ettiği şeyleri akıl, şükür, merhamet hissi, her şeyi dahil edebilirsiniz buna. Maddi imkan, bedenin gücü, hepsi. Niye? Allah'ın rızası istikametinde kullanırsınız. Onun bir milim ötesine karışmazsınız. Karışırsanız kendinizi karıştırırsınız. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Ben ne olacağım? Ne bileyim ne olacağım? Sahibi düşünsün, değil mi? Ben niye beni düşüneyim? Değil mi? Ben kimim sorusu da bundan mı hocam? Tabii ki. Yani ben niye kendimin yükünü taşıyayım, değil mi arkadaşlar? Ne olacak benim halim diye niye düşüneyim? Sahibim düşünüyor zaten, deyim yerindeyse. Sahibim zaten demiyor mu? Ben her şeyi kuşatmışım. Size rızık veren benim, size sahip olan benim, Rabbiniz benim diyor. Hani şey gibi bu. Biri diyor ki ben senin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. Sadece ben sana verdiğim şu görevleri yap. Ama senin ihtiyaçlarını ben karşılayacağım. Ne zamana kadar karşılamam gerekiyorsa o da o zamana kadar karşılayacağım. Sen orasına da karışma. O zaman sen niye ihtiyaçlarını düşünüyorsun? Sen sadece sana söylenen vazifeyi yap. Evet. Bakın ne diyor ayet? İnsana çalıştığından, sayinden başka bir şey yoktur. Sana denmişse şunları yap, onları yap. Başka bir şeyin peşine düşme. Başka şeyi dert edinme. Sadece emanete riayet ediyor muyum? Ona bak.
Böyle düşünün, size birisi 10 tane koyun emanet etti. Etti ve dedi ki, bak sana şöyle bir maaş da veriyorum. Bu maaşla da o koyunlara bak. E şimdi bir koyun öldü. Şimdi emanetin sahibi sana bir şey der mi? Demez. Sen kendine yüklenmeli misin? Nasıl öldü? Ölmemesi lazımdı. Niye öldü ki? Dayanamıyorum. Ben nasıl bunu kaldıracağım der misin? Dersen kendine zulmetmiş olmaz mısın, değil mi? Emanetin sahibi sana böyle bir şey demiyor. Sen kendi kendine hikaye üretiyorsun. Kendi kendine yük yapıyorsun. O yüzden emanet bilinci gerçek kulluk bilincidir. Bu bilinci tam olarak idrak etmedikçe kul olamayız arkadaşlar. Yani şey olarak olamayız. Yani o kulluğun mahiyetindeki özgürlüğü, dinginliği, huzuru bulamayız. Yani ibadet edersin, iyi bir kul olmaya çalışıyorum dersin, gene türlü türlü endişeler, kaygılar, ne olacak, ne olacak, ne olacak? Yani Allah sana öyle bir şey mi yükledi? Bak dünyayı yarattım, size bıraktım, bak karışmam, bir şey olursa benden değil. Öyle bir şey mi var? Bize verdiği bir şey var, imkanlar var bir emanet olarak. Biz onları kişisel olarak da öyle bakacağız. Diyelim ki ben emanete riayet ediyorum. Bir başkası emanete riayet etmiyor. Olabilir. Orada da diyelim ki bir uyarma imkanım varsa bunu yaparım. Ama başkalarının emanete riayet etmemesinden kaynaklanan şeyleri de kabul ederim. Bak onun çünkü, bakın benim değil ki. Benim olmayan bir şeyin niye fuzuli yükünü taşıyorum? Ama Allah bana bu konuda bir şey tevdi ederse, bir sorumluluk tevdi ederse emaneten, onu yaparım. Ama kendi kendime yükü taşımam. Biz bu sınırları doğru okumadığımız için sıkıntı çekiyoruz. Ben niye kendimin derdini duyayım ya? Böyle bir şeyin anlamı yok ki. Kendim bilincini bile Allah o bana vermiş. Sadece o kendim bilincinde de ne vermiş? İyiliği, güzelliği, hayrı yapma bilinci vermiş. O da bir emanet. Kötülükten ve şerden de kaçınma bilincini vermiş. Buna dikkat edeceğim. Bu kadar. Daha fazlası değil. Sınırı aştığımız an işte kendimize zulmederiz. Cehaletin tuzağına düşmüş oluruz. İşte bu ayet aslında bize bunu çok fevkalade bir şekilde anlatıyor. Evet. Teşekkür ederim.